Değerli öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli öğrencilerim bugünkü videomuzda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı sorularımızı sizlerle paylaşacağız ve çözümleyeceğiz. Sorularımızı ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorularımızı beraber cevaplayacağız ve sorularımızın sonunda sizlere birkaç Tavsiyede bulunarak videomuzu tamamlayacağız. Sevgili öğrencilerim, bu sorularımız müfredat çevresinde sorduğumuz sorular, bazı sorularımızın benzeri kitabımızda da yer almakta ve e, kitabımızla doğru orantılı olarak e, sorularımızı çözeceğiz ve inşallah bu sorularımız sonucunda sizler de başarı göstereceksiniz. Hemen isterseniz vakit kaybetmeden sorularımızın cevaplarına geçelim arkadaşlar ve sorularımızı cevaplayalım. Şimdi ilk sorumuzda kitabımızda da yer alan Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf edebiyat kitabında da yer alan Kaldırımlar şiirinden bir dörtlük verdim sizlere arkadaşlar ve bu dörtlüğün öncelikle temasını sorduk. Bu dörtlüğü okuduğumuz zaman bunun yalnızlık temasını içerdiğini görmekteyiz. Hocamız sorarsa burada yalnızlık temasının olduğunu yazacağız. Arkadaşlar tema biliyorsunuz neydi? Şairin vermek istediği temel duyguydu. Bunu da metnin tamamını okuyarak, bize verilen metnin tamamını okuyarak ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Dolayısıyla arkadaşlar metni iyi okumak ve anlamak önem arz ediyor. Bunu unutmayın. Herhangi bir metin de verebilirdi hocamız burada. Metni iyi okuyup burada yazarın veya şairin vermek istediği temel duygu nedir? Ana duygu nedir? Bunu kavrayıp öğrenip e, cevap olarak e, önüne yazacağız. Eğer bunu yazdıysan üç puanımızı buradan aldık. Toplam 15 puanlık bir soru bu. E, ölçüsüne geldiğimiz zaman arkadaşlar necip fazla kısa kürek biliyorsunuz. Hece ölçüsüyle yazan bir şairimiz. Fakat biz ölçüyü bulmak için her Mısra'daki hece sayısını ne yapıyorduk? Buluyorduk. Pratik olarak her Mısra'daki e, kelimelere bakıyoruz. Kaç tane ünlüden oluşuyor arkadaşlar? Bir Mısra'daki ünlü sayılarını e, tespit ettikten sonra o ünlü sayısı kadar hece olduğunu da e, bilelim. Dolayısıyla ünlülerin sayısı hece miktarında ne yapacaktır? Verecektir. Dolayısıyla burada her mısrada 14 tane hece var arkadaşlar. 14 tane de ünlü var. Dolayısıyla 14 heceden müteşekkil olduğu için bu şiirimiz 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. Peki burada hocamız duraklarını sorarsa, durak neydi hatırlayın arkadaşlar? bir şiirde hece ölçüsünde durulan, nefes alınan, vurgu yapılan yerlerdi. Burada 14'lü hece ölçüsü olduğu için genellikle 14'lü hece ölçüsünde 7 artı 7 durağı esas alınır. Yani her 7 heceden sonra durulup nefes alınır veya vurgu yapılır. Sonra devamı getirilir. Burada da 7 artı 7 14'lü hece ölçüsü var. Kafiyelerine baktığımız zaman arkadaşlar burada çapraz kafiye görüyoruz arkadaşlar. Çapraz kafiye görüyoruz. Yani AB AB şeklinde bir kafiyeline kafiyeliniş olduğu için sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kafiye çeşitleri de buna göre ne yapacak? Değişecek arkadaşlar. Bir ve üçüncü mısralarda A ve K sesleri A ve K sesleri tam kafiye özelliği göstermekte. İki ve dördüncü mısralarda ise arkadaşlar e, U ve K sesleri tam kafiye özelliği göstermektedir. Arkadaşlar kafiye, mısra sonlarındaki e, kelimelerin hecelerindeki benzerlikler, ses benzerlikleri. Tabi burada anlam ve görev bakımından farklı olan ses benzerliklerine biz kahve ediyoruz. Yani bak 1 ve 3'teki A ve K 2 ve 4'teki U ve K anlam ve görev bakımından farklı özellik gösterdiği için benzerlikleri bunlara biz kahve ediyoruz. Anlam ve görev bakımından aynı özelliği gösteriyorsa o zaman buna da redif diyoruz. Burada da arkadaşlar 1 ve 3'teki ta'lar 2 ve 4'teki um'lar nedir? Rediftir. Ses e, benzerliklerinde anlam ve görevi aynı olan ses benzerliklerine biz redif diyoruz. Dolayısıyla redifleri de ta ve umlardır. E, arkadaşlar e, hocamız bu şiirin e, bu dörtlüğün e, türünü de sorabilir. Konusuna göre türü biliyorsunuz. Şiirleri biz konularına göre türlere ayırıyoruz. Burada coşku ve heyecana bağlı bir şekilde e, anlatımı coşkulu yaptığı için lirik şiir diyoruz arkadaşlar. E, diğerlerini de hatırlayalım. Eğer kahramanlık üzerine olsaydı, yiğitlik kahramanlık üzerine olsaydı, epik şiir diyecektik. E, doğa güzelliklerini, e, tabiat güzelliklerini anlatıyorsa, çoban hikayeleri anlatıyorsa, pastoral şiir diyecektik. Eğer e, arkadaşlar bir eleştiri, yergi yapıyorsa, buna biz satirik şiir diyecektik. Tamam mı? Bu şekilde biliyorsunuz e, konusuna göre adlandırıyoruz. Dolayısıyla burada coşkulu bir dille. Konuyu anlattığı için yalnızlık kavramını coşkulu bir dille anlattığı için burada biz buna lirik şiir diyoruz ve üçer puanımızı alıyoruz. E, hepsinden üçer puanımızı aldığımız zaman 15 puan değerinde puanımızı cebimize koyuyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla hepinizin bunu ...gerçekleştireceğine canı ben inanıyorum. Bu arada arkadaşlar henüz abone olmadıysanız... ...aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Arkadaş çevrenizde de paylaşın. Şimdi gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki açıklamaların yanındaki ayraç içine... Uygun noktalama işaretlerini yazın demiştik hatırlayın sorularımızda arkadaşlar bu soruyu bir metin verip e, metindeki noktalama işaretlerinin görevlerini yazın da diyebilir hocanız fark etme siz yeter ki konuyu bilin öğrenin özelliği öğrenin e, hangi soru tipi çıkarsa yaparsınız alıntılarda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur üç nokta arkadaşlar alıntılarda alınmayan kelime veya cümlelerin yerine üç noktayı koyuyoruz. Tarihlerde gün, ay, yılı gösteren sayıları ayırmak için neyi koyuyoruz? Nokta işaretini koyuyoruz. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Virgülü koyuyoruz arkadaşlar. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Buna da noktalı virgül kelimesini, kelime grubunu getiriyoruz arkadaşlar. Ve son olarak kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine sözlerindeki ekleri ayırmak için arkadaşlar kesme işaretini koyuyoruz. Böylelikle parantez içine bu sorulan soruların uygun olan noktalama işaretlerini getiriyoruz. Bunu da yaptığımız zaman 10 puanımızı alıyoruz. İkişer puandan 5. 2 kere 5 10. Ve gelelim bir diğer soruya. Bu sorumuz biraz farklı, boş seçmeli çoktan seçmeli bir soru olsun isterim ve kitabımızda da Milli Eğitim Bakanlığı Edebiyat 9. sınıf kitabında da bu soru var arkadaşlar. Çağrışım yapsın. Aynı zamanda belki hocamız ölçme değerlendirme sorularından da soru sorabilir e, amacıyla bunu da aldım. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım dizesinde şair. Ben sözünü kullanarak hangi edebi sanatı e, kullanmış e, burada arkadaşlar? E, Mecaz-ı Mürsel sanatını kullanmış arkadaşlar. Biliyorsunuz Mecaz-ı Mürsel sanatını bir hatırlayalım mı isterseniz? Mecaz-ı Mürsel sanatında benzetme amacı gütmeden yapılan benzetmeler diyoruz. Burada parça bütün ilişkisi, e, yazar eser ilişkisi e, ondan sonra sevgili arkadaşlar ve benzeri durumlar vardı. Mesela işte Ömer Seyfettin'i okudun mu? Veya geçen gün Ömer Seyfettin okudum dediğim zaman aslında ben ne yaptım arkadaşlar? Bir mecaz mürsel yaptım. Orada eser yazar ilişkisini değil mi? E, ne yaptım? E, ifade ettim. Ve orada ey Nazlı Hilal diyor. Mesela Mehmet Akif. Orada Hilal'i derken neyi kastediyor? Bayrağı. Bütün parça ilişkisi gibi e, sevgili öğrencilerim. E, dolayısıyla e, mesela bir tabak yedim. Yapılan kuru fasulyeden bir tabak yedim. Tabağı mı yedik? Tabağın içindeki ne mi yedik? İç-dış ilişkisi değil mi? Kuru fasulye e, konan tabağı yemiyoruz. Tabağın içindeki kuru fasulye yemeğini yiyoruz. Değil mi? Bakın bunlar hep nerede gördüğümüz özellikler e, Mecaz-ı gördüğümüz özelliklerdi e, sevgili öğrenciler. E tabii diğerlerine de çok kısa değineyim istersen. Mesela kişileştirmede insan dışındaki varlıkları ne yapıyoruz? İnsan özellikleri veriyoruz. Buna da kişileştirme diyoruz. Benzetmede arkadaşlar e, güçlü bir varlığı güçsüzün özelliklerini benzeterek söylüyoruz. Teşbih sanatı mesela. İstiharede arkadaşlar. biliyorsunuz, teşbihteki iki temel unsurdan benzeyen veya benzetmeden sadece biriyle yapılan benzetmelere biz istiare diyoruz. Intak'ta konuşturma sanatı, hayvanları veya bitkileri, değil mi? Mesela sorduğum sarı çiçeğe şiirinde Yunus Emre'nin orada teşhis ve intak sanatları, değil mi? kullanmıştı. Bunları da böyle ekstradan vermiş olayım arkadaşlar. Her ihtimale karşı hocanız sorarsa. Evet şimdi gelelim bir diğer soruya. Sevgili arkadaşlar masal ve fabıl türlerini karşılaştırarak tablodaki boşluklara yazın diye bir sorumuz vardı. İsterseniz sorumuzu da görelim. Bakın şurada. Şu sorumuz bakın bazılarını vermişiz bazılarını vermemişiz karşısına özellikleri e, yazın demiştik. Şimdi onu beraberce yapalım. Şimdi arkadaşlar e, masalların e, çoğu sonradan yazıya geçirilmiştir. Bu verdiğimiz bir unsur ama fabıllar da e, da benzer özelliği görerek sonradan yazıya geçirilmiştir diyoruz. E, fabıllar genellikle manzum şeklindedir diye biz vermişiz. Karşısını boş bırakmıştık. Masalın bu noktadaki özelliğini sormuştuk. Masallar düz yazı şeklindedir arkadaşlar. Gene masal maddesinde masallar genellikle bir tekerlemeyle başlar maddesini biz verdik. Fabıllarla ilgili özelliği istedik karşısında. Fabıllarda ise tekerleme yoktur. Arkadaşlar fabıllarda öğüt bölümü vardır diye vermişiz. Bunun karşılığı olarak masallarda var mı böyle bir durum? Hayır. Masallarda ise Direk bölümü vardır yani öğüt bölümü yoktur. Bu şekilde tabloyu tamamlıyoruz. Bu sorumuzun benzeri de Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında yer almaktadır arkadaşlar. Ee, hocamız sorabilir diye bu şekilde bir soru sizin için düzenledim. Lütfen bunu da ezberleyiniz ve e, aklınıza bulunuruz. Bir diğer soruda aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir diye bir soru sormuştuk. Hatırlayın gene çoktan seçmeli sorulardan. E, Ceyhan seçeneği milli duygulara yer verilmesi. Arkadaşlar masallarda milli duygulara yer verilmez. Daha çok evrensel konular işlenir. Dolayısıyla bu konuyu ee, öğrenmiş olalım, e, bilmiş olalım. Tabii bunun dışında farklı bir tarzda hocanız şöyle bir soru sorsa yani sorduğunu düşünürsek masalların özelliklerini sayınız dese biz ne yapacağız? Hemen şunu diyeceğiz. Duyulan geçmiş zamanla anlatılır. Eğitici özellik taşır. E, temalar evrenseldir. son Sonradan yazıya geçirilmiştir. Kahramanların olağanüstü özellikler e, taşı, e, kahramanları olağanüstü özellikler taşır. Bu maddeleri de söylediğimiz zaman o zaman masalların özelliklerini de söylemiş olabilir. Bakın iki farklı soru türünü burada size anlatıyorum ki ola ki farklı bir şekilde hocanız sorarsa bu cevabı ne yapın? Verir. Bak tekrar ediyorum. Bir, masallarda duyulan geçmiş e, zaman vardır. Kipler. Eğitici özellik taşır. Evrenseldir. Konuları sonradan yazıya geçirilmiştir arkadaşlar. Ve kahramanlarında olağanüstü özellikler taşır. Unutmuyoruz masallarda milli duygulara yer verilmez. Tamam mı? Bunu da bileceğiz ve e, öğreneceğiz arkadaşlar. İnşallah benzer bir soru gelirse cevaplayacaksın Evet, şimdi gelelim e, karakter ve tip kavramıyla ilgili sorularımıza. Bir e, cümle verdik ve burada boşluk doldurun dedik. Aşağıdaki şıklardaki boşlukları dolduracağız. Karakter kime denir? Tip kime denir? Bunu normal bir şekilde hocamız e, soru şeklinde, klasik soru şeklinde de sorabilir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu ezberleyin. Bakın bu e, çerçeve içinde verdiğim bölümü ezberleyin. Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellikleriyle tanıtılır. Nerede? Romanlarda, hikayelerde. Kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına biz karakter diyoruz arkadaşlar. Bakın kendine özgü ayırt edici özellikleri. O romandaki özellikleri. Yani her yerde karşımıza çıkmıyor. Orada buna karakter diyoruz. Ama kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin farklı yerlerde de karşımıza çıktığı e, kahraman özelliklerine de biz arkadaşlar tip diyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar tipler her yerde karşımıza çıkabilir. Kıskanç olabilir, cimri olabilir, korkak olabilir. Mesela batı-doğu karşılaştırmasında e, batılı tipi, doğulu tipi. Burada batıdan doğudan kastım. Yani batı anlayışı, yani Avrupa'ilik. Doğu dediğimde yani Doğu kültürü, bizim kültürümüz. Tamam mı? Bunu kastediyorum. Mesela Felatun Bey ile e, Rakım Efendi e, romanında olduğu gibi orada Batı e, Doğu tiplemesi var. E, bunlara biz tip diyoruz, her yerde karşımıza çıkar. Ama karakter o eserdeki özellikleriyle. Kendine özgü ve ayırt edici özelliklerle karşılaştılar çıkar. Bundan dolayı e, bu e, tanımlamayı ezberleyin. E, burada şıklı sorulduğundan dolayı A seçeneğini e, orada işaretliyoruz. Ve gelelim arkadaşlar tiyatro konusuyla ilgili sorumuza. Şimdi arkadaşlar e, hocamız e, tiyatro e, türlerinden komedi türüyle ilgili e, şöyle bir soru sorabilir. Boşluk olduğuma şeklinde. Entrika komedisi, karakter komedisi ve töre komedisinin ne olduğunu sorabilir. Eğer böyle bir soru sorarsa arkadaşlar şu yanıtı veriyoruz: e, Entrika komedisi dediğimiz zaman olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komediye biz entrika komedisi diyoruz. Karakter komedisi ise günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tipler üzerinden veya belli tiplerden hareketle anlatıyorsa, konu ediniyorsa buna da biz karakter komedisi diyoruz. Eğer bazı töre ve gelenekleri eleştiren bir tutumla anlatıyorsa, konu ediniyorsa buna da töre komedisi diyoruz. Boşluk doldurma şeklinde verirse arkadaşlar onları sırasıyla yazıyoruz. Bu sorunun benzeri de gene kitabımızda hocamız tarafından sormuş. bunun dışında arkadaşlar trajedi, Komedi, trajedi türünü sorabilir. Yani komedi dışında e, dram türünü sorabilir. E, bunlara da hazırlıklı olun. Biliyorsunuz trajedinin kendine özgü özellikleri var. Zaten genellikle e, hocalarımız trajedi veya komedi türünü ağırlıklı sorarlar. Ama bunun yanında dramı da e, sorabilirler. Onlara da hazırlıklı olun. E, söz uzamasın diye diğerlerine girmiyorum arkadaşlar hemen kitabımızda o konulara da bakın veya kanalımızda arkadaşlar bu türlerle ilgili farklı soru tipleri veya bunlarla ilgili konu anlatımları da var. Soru şeklinde. E, oynatma listelerine giriyorsunuz. Dokuzuncu sınıf e, oynatma listesinden yazılı sorularının e, sorularına bakıyorsunuz veya EBA TV'ye uygun ders anlatım oynatma listelerimize bakıyorsun. Oradan soruları seçerek, videoları seçerek izleyebilirsiniz. Tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda hepsi mevcut. Ve gelelim 10. sorumuza. Roman türleriyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diye bir soru sormuştuk. İlk yerli romanımız Taşuk, Talat ve Fıtnat Şemsettin Sami tarafından ne yapılmıştı? yazılmıştı arkadaşlar. Bu ilk yerli roman denemesidir arkadaşlar. İlk edebi romanımız yani edebi özellikler sanatsal değer taşıyan romanımız İntibah romanı Namık Kemal tarafından sevgili öğrencilerim ne yapılmıştır? Yazılmıştır. İlk realist romanımız Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan romanımızdır. Ve ilk psikolojik roman ise Eylül romanı kabul edilir. Bu da Mehmet Rauf tarafından, Servet Fünun dönemi yazarlarımızdan Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır. Ve edebiyat e, alanında, dünya edebiyatında ilk modern roman olarak kabul edilen Don Kişot romanı. Bu da Servantes tarafından yazılmıştır e, sevgili öğrencilerim. Biliyorsunuz Yerdeğirmanlarına karşı savaşmıştı e, Don Kişot. Ve e, bu romanları arkadaşlar e, yazarıyla beraber sorabildiği gibi sadece eserlerin adını da sorabilir hocamız öğretmenimiz. Siz her ikisine de hazırlanın diye, hazırlıklı olun diye ben bunu bu şekilde verdim. Üçer puandan 15 beş puanımızı da buradan ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar ve bangır bangır geliyoruz son sorularımıza. Dil bilgisi sorularımıza. Ve sevgili öğrencilerim size verdiğim metinde bir parça verdim ve bu parçada ee, kim? Ee, zarf, sıfat, isim, zamir konularıyla ilgili kelime türlerini sordum. Altı çizili kelimelerle ilgili. Şimdi bunları yapalım. Şimdi burada dikkatli dinleyelim. Hem ders amaçlı hem yazılı amaçlı, öğrenme amaçlı. Şimdi burada sık sık kelimesini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, zarftır. Hocam neden zarf bu sık sık kelimesi? Bak şimdi dikkatli olarak dinleyin. Şimdi arkadaşlar bu konularla ilgili. Kelime türleriyle ilgili videolarımız var kanalda. Onları da muhakkak izleyin. Burada öz olarak öyle. Şimdi bakın fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri e, niteleyen kelimelere bir zarf diyor. Bak unutmayın. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları e, ve kendi cinsinden kelimeleri. Yani zarfları. Zarf zarfı da niteleyen. Bunlara biz ne diyoruz? E, zarf diyoruz. Şimdi bak son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı derken yaptığı nedir orada arkadaşlar? Bir fiilimsidir. Nasıl yapmış? Sık sık yapmış. Bak fiilimsiyi niteledi. Dikkat ettin mi? Dolayısıyla niteleme yaptığı zaman fiilimsiyi veya fiili veya kendi cinsinin kelimeyi veya sıfatı bu zarftır. Dolayısıyla burada fiilimsiyi nitelediği için arkadaşım bu zarftır. Tamam mı? Onun için sık sıkın yanına ne yapacaksın? Zarf diyeceksin. Devam edelim. Ve bu iki koku arasındaki farkı düşündü. Şimdi koku kelimesine bak. Orada koku kelimesi nedir güzel kardeşim? Koku kelimesi bir isimdir. E biz ne demiştik? İsimleri niteleyen veya belirten kelimelere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Kaç koku? İki koku. Bak burada bir belirtme yaptı. Belirtme sıfatı. Dolayısıyla dolayısıyla ikinin karşısına da biz ne yapacağız? Sıfat yazacağız. Tamam mı? Devam edelim. Yolda yürürlerken herkes Fahriye'den ziyade Neriman'a dikkat ediyor. Fahriye ve Neriman bu romanın iki kahramanı arkadaşlar. Şimdi burada Fahriye zaten bir özel isim belli. İnsan ismi. Bak kesme işaretiyle de ne yapılmış? Ayrılmış. Bunu zeka düzeyi düşük biri bile konuyu bilmese bunun bir özel isim olduğunu ne yapacaktır? Bilecektir. Burada bizim bize çeşidini sormadığı için direkt ne yapacağız? İsim diyeceğiz. Devam. Fakat bu güzel kardeşim bak buradaki virgüle dikkat et. Tamam mı bak? Bak virgül olmasa iş değişecek. Burada virgüle dikkat et. Nedir zamirdir bak işaret zamir. Fakat bu bak bu ismini söylemiyor bu Neriman'ın derken orada bir zamir. Herkese evet belgisiz bir zamir herkes oradaki herkesi veya diğerlerini de içeriyor. Burada da bir belgisiz zamir görevi görmüş. Dolayısıyla burada sırasıyla arkadaşlar kelimeler zarf, sıfat, isim, zamir, zamir şeklinde sıralanmış. Sizler de arkadaşlar bu veya buna benzer bir şekilde e, sözcük türleri sorulursa yapacaksınız. Şimdi bak unutma. Eğer fiili fiilimsiz sıfatı ve kendi cinsinden kelime yani zarfı niteliyor belirtiyorsa bunlar zarftır arkadaşlar. Hemen ona zarf diyeceksin. Bir ismin önüne gelmişse onu e, şekil, biçim, renk, durum, sayı gibi özelliklerle niteliyorsa, ismin önüne gelmişse buna sıfat diyeceğiz. Biz daha çok niteleme sıfatlarını sevgili arkadaşlar isme nasıl sorusunu sorarsak da bulabiliriz. Tamam mı? Mesela nasıl çocuk? İyi çocuk. Hangi kitap? Şu kitap mesela. Hangi öğrenci? Bu öğrenci gibi ismin önüne gelmiş, onu ne yapmış? E, nitelemiş veya belirtmiş. Tamam mı? İsimlerin önüne gelecek. E, e, zamirler ise ismin yerini tutan kelimeler arkadaşlar. İsmin yerini tutmuşsa o zaman o da nedir? Zamir. Tabii o da çeşitlerine ait. İşaret zamiri, belgisiz zamiri vesaire. Dolayısıyla bunları ne yapıyoruz? Belirtiyoruz. Ha, fiili de sorabilir hocamız. Fiiller zaten arkadaşlar tek başına cümlede ne yapılmaz? Kök halinde kullanılmaz. Ne olur? Çekim eki alır. Mesela bak burada ediyordu var bak. Ediyordu. Mesela o nedir? Bir fiildir. Çekimli fiildir. Dolayısıyla fiillerde cümlede eylem bildirecek. Yani iş, oluş, hareket bildirecek. Ee, ve çekimlenmiş olacak. Çekimlenmek ne demek arkadaşlar? Şahsa ve zamana bağlanmak demek arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar da fiildir. Mesela bak burada tekrarladı, ediyordu kelimeleri nedir? Birer fiildir. Çekimli fiildir. Dolayısıyla sorarsa bu açıklamaların... E üzerine onları da cevaplarsın. Tamam mı? Unutma. Bunu da yaparsak arkadaşlar 20 puanımızı cebimize koyacağız ve e, puan haznemizi geliştireceğiz. İnşallah 100'e doğru gideceğiz. Aa sorularımız da bitmiş. O zaman 100 aldık arkadaşlar değil mi? 100 puanımızı aldık demektir. Evet güzel arkadaşlarım, kıymetli öğrencilerim. İkinci dönem birinci edebiyat yazılısı 9. sınıf sorularımızı böylelikle ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk sizlerle ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Arzu eden arkadaşlarım, gönlünden geçen arkadaşlarım kanala bağış yapmak isterse teşekkürler butonundan bağışta yapabilir. Bu videolarımızı ve diğer videolarımızı arkadaşlarımızla lütfen Paylaşın onlarda da faydalansın kanalımızın daha büyümesine katkı sunsun sevgili dostlarım. Değerli arkadaşlar bu soruların dışında kanalımızda farklı sorular da var bu yazılı için ve diğer yazılılar için. Kanalımızda oynatma listelerine tıklayarak veya bu kanalımızdaki e, bu videonun üstündeki kartlara tıklayarak e, onlara da ulaşabilirsiniz. O sorularda muhakkak çözün. İhtimalle benzerleri veya aynıları çıkacaktır ve hepiniz yüz alacaksınız. Eğer 50 üstünde güzel puanlar almazsanız kulağınızı çekeceğim ona göre sevgili arkadaşlar. Ee, ve bu vesileyle hepinizin gözlemlerini öpüyorum arkadaşlar. Sevgiler sunuyorum. Ee, bir diğer videomuzda yeni bir videomuzda görüşmek üzere hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. sevgiyle kalın arkadaşlar. kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.